Abdülaziz Bayındır hocamıza sormak istediğiniz bir soru var mı? E, ee, orucu biz tutmak istediğimizde yani süre olarak daha mı fazla tutuyoruz kendi açıklamana göre onu sormak istiyorum. İslamiyet'te teravide teravinin yeri nedir diye sormak istiyorum. Hocamıza ben imsak vaktiyle, vakitleriyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani sürekli muhalefet ediyor. Acaba imsak vaktini kendi nasıl şey yapıyor? Hesaplıyor. Kan bağışlamak orucu bozar mı? İstanbul'da e, sahura kalkıp orucunu tuttuktan sonra Erzurum'a gidip e, oranın saatine göre mi iftaraşmak gerekiyor? Fitrelerin e, ne zaman verildiğini ve ne kadar olarak verildiğini öğrenmek istiyorum. Mesela hastalık dolayından oruç tutamazsam galiba bir kefalet mi ödemeniz gerekiyor. onun miktarını soracaktım. Bunu konuşalım. Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Yine bir cuma gecesinde canlı yayında karşınızdayız. Malum mübarek Ramazan ayının içerisindeyiz. Ve Ramazan ayının içerisinde Ramazan'a dair, oruca dair çok fazla soru var soracak. Biz de bu soruları bugün Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır'a soracağız. Hocamız kimdir? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi. Aynı zamanda Süleymaniye Vakfı Din, e, Din ve Fıtrat Araştırma Merkezi Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Ee, sağ olun. E, so i̇zleyicilerimizin soruları var sokaktan gelen ama tabii size en çok sorulan soru özellikle bu imsakiye ve Ramazan ayı içerisinde tutulan e, oruçla ilgili ee, siz diyorsunuz ki normalde bu açıklanan tırnak içinde söylüyorum resmi imsakiye doğru değil. İnsanlar Tabii. fazla uzun süre oruç tutuyorlar. Bize anlatsanız biraz hocam bunun ayrıntısı detayını. Şimdi ee, o, o kadar çok yanlışlar var ki nereden başlayayım? Kur'an-ı Kerim'de gece üç bölüm ayrılır. Mesela Müzzemmil suresinde Allahü Teala onu ifade eder. Yani gece üç bölüm. Birinci ve üçüncü bölüm alaca karanlıktır. Yani güneş battığı zaman karanlıkla gündüzden kalan aydınlık uzun süre, uzunca bir süre devam eder biliyorsunuz. Sonra karanlık başlar. Bir de sabahleyin tan yerinin ağarmaya başlaması ve güneş doğmasına kadar devam eden alaca karanlık vardır. İki alaca karanlık ikiye bölünür akşamın alaca karanlığı akşam ve yatsı namazının vaktidir. Hava karardığı zaman yatsı namazının vakti biter. Mesela bizim Türkiye'deki uygulama ve birçok İslam ülkelerindeki uygulama yatsı namazının vaktinin sabaha kadar devam ettiğidir. Hı hı. Ve yatsı namazı vaktinin bittiği zamanda başlatılır. Mesela ezan okunduğu zaman normal vakti bitmiş olur yatsı namazın. Şimdi e, bunu İsra suresinin 78. ayetinde Allahü Teala der ki: "Akimiz salate li şems ila Namazı güneşin batıya kaymasından havanın kararmasına kadar kıl der. Havanın kararması. Hava karardığı zaman yani akşam alacak karanlığı bittiği zaman yatsının vakti biter. Alacak karanlık başladığında kılınan yatsı namazı kaza mıdır? Bittiği zaman. Bittiği zaman. Bittiği zaman artık yatsı namazının vakti bitmiştir. Bir daha namaz kılamazsın. Hmm. Yani kaza kılmakla da onu kapatman mümkün, mümkün değil. değil. Vakti geçmiş. De vakti o. geçmiş. Bitti artık. Ha, unutursan, uyuyakalırsan o zaman kılabilirsin. Şimdi ondan sonra bu bu birinci alaca karanlık akşamleyin. İkinci alaca karanlıkla sabahleyindir. Sabahın alaca karanlığı da ikiye bölünür. Birinci bölüm seher vaktidir. Bu akşamın yatsı vakti gibidir. İkinci bölüm de sabah namazı vaktidir. Şimdi sabahleyin, yani o alaca karanlıkların oluşması, izleyicilerimiz şöyle dikkat ederlerse onu kendilerini anlatayım. Mesela güneş battı akşamleyin. Evet. Güneşin batma, batmasından sonra batı ufkuna baksınlar. Batı ufkunda böyle ufku saran bir kızıl ışık ıı, tabakası vardır. O kızıl ışık tabakası daha sonra ayrışır. Kızıl ve beyaz üst üste iki tane kuşak haline dönüşür. O zaman yatsı vaktinin, işte akşam namazının son vaktine gelinmiş olur. Hı. Sonra o beyaz ışık dağılmaya başlar, kırmızı ile karışmaya başlar. O andan itibaren yatsı vakti başlar. O, o, ufukta Ufuk tamamen kararır. Sonra gökyüzüne bakarsınız. Küçük yıldızlar gözükmeye başladı mı yatsının vakti bitmiş olur. Hı. O vakit, küçük yıldızlar gözük, gözükmeye başladığı vakit, astronomların yıldız gözlemeye başladığı vakittir. Teknik tabiriyle güneş ufkun 18 derece altına inmiştir. Dolayısıyla o, o vakte kadar iki, iki namaz kılınır. Sabahleyin de tam bunun tersi olur. E, gökyüzünde ilk önce küçük yıldızlar kaybolmaya başlar. Hava açıksa tabii. Daha sonra e, kaybolan yıldızların sayısı artar, arttıkça e, aydınlık aşağıya doğru iner. E, şey ufku bir kubbe gibi sarar. Aydınlık. O, o o aydınlıkta henüz sabah namazı olmamıştır, seher vaktidir. Sabah namazı vakti olması için o ufkun gene akşam olduğu gibi, aynen akşam namazı vaktinin sonuna benzer o, birbirinin tam simetriğidir. Ufukta e, boy, boydan boya uzanan bir kızıl ışık koridoru olması lazım ki, Arapça'da buna fecir denir, fecir. Hı hı. Hem hadis-i şerifte öyle ifade edilir yani fecr dediğimiz zaman o kızıl ışığın adıdır o. Hem hadiste öyle, öyledir hem Kur'an-ı Kerim'deki yani Arap dilinde fecr e, isim olarak kızıllık anlamına gelir. O kızıl ışığın üzerinde bir de beyaz bir ışık e, şeyi olur, koridoru olur. O iki koridor oluştuğu zaman sabah namazının vakti girmiş olur, tan yeri ağırmış olur. Yani sabahın aydınlığı ikiye bölünür, akşamın aydınlığı da ikiye bölünür. Yani sabahın alacakaranlığı ikiye bölünür. Birinci bölümü seher vaktidir. Seher vaktini biliyoruz işte kuşlar öter, hafif rüzgarlar eser falan çok tatlı bir vakittir. O zaman dışarıya çıkarsanız e, hafifse bir rüzgar eser kutup şeyden doğudan size doğru. Ve arkasından da kuşlar 7-8 dakika kala yani tan yerine kuşlar ötmeye başlar. Ben şimdi mesela izleyicilerimize söyleyeyim yarın Çıksın baksınlar bizim Süleymaniye Vakfı takvimine baksınlar. Dünyanın neresinden bizi izliyorlarsa e, oradan bizim takvimimizi bulabilirler. E, baksınlar e, oruca başlama vakti ya da imsak vakti diye ilan ettiğimiz vakitten 7-8 dakika önce çıksınlar dışarıya. Çok tatlı bir e, rüzgarla birlikte kuş seslerini duyacaklardır. E, biraz sonra da e, tan yeri ağaracaktır. Şimdi hocam biz e, yani Diyanet İşleri'nin açıkladığı imsakiyede İstanbul için gece 3.35 civarı, işte 3.30 civarı hı hı. sahur vakti. Yani 3.30 gibi ezan okunuyor, işte ondan sonra bir şey yiyemiyoruz. Sizin e, açıkladığınız saatte, takvimde saat kaç sahur vakti? Bizde mesela İstanbul'da 3.40, 3.42 bu gece. 3.42'de sahura kalkma vakti hı. bizimkisi. Yani ezanlar okunduktan sonra sahura kalkma vakti bizimkisi, yani seher vakti. Ha, o zaman ezan da yanlış zamanda okunuyor. Tabii ezan okunduğu zaman, Ezan yanlış, zaman ezan yanlış zamanda okunuyor zaten. Bakın seher vaktiyle sahur vakti zaten sahur yemeği seher vaktinde yenen yemek demektir. Yani 3.42'de kalkıp saat kaça kadar sahur yapabiliyorsunuz? Mesela İstanbul'da e, bu gece yani geçti dün sabah biz 5'e 3 kalana kadar yedik. Vay be. Evet 5'e 3 kalana kadar yedik. Ve o, o saatte de Süleymaniye'de baktım tam o dediğim Rüzgarlar ve kuş ötüşleri ondan 7-8 dakika önce başlıyor ve çok tatlı bir vakit Peki oluyor. bunun bize teorisini bir anlatır mısınız? Yani Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlere referans vererek bunları anlatıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ve... Nedir hocam bunun farkı? Ee, yani neden siz şey... Diyanet İşleri'nden farklı bir şey söylüyorsunuz? Diyanet İşleri diye bir şey olmaz kardeşim. Dinde Diyanet diye bir şey olmaz. Dinin kaynağı Diyanet değildir, şu değildir, o kurumları esas alırsanız o zaman katolikleşme olur, Hristiyanlaşma olur bu. Yani İslam'da böyle bir şey yoktur. Diyanet işleri de İslamiyet'i Kur'an-ı Kerim'e referans alarak bunu söylüyorlar. Öyle söylüyor, olduğunu söylüyor. söylüyorlar ama bir alakası yok. Nedir peki bu fark? Nereden gelir bu fark? Şimdi şimdi şey de mesela şeye bakın. Siz Diyanet'in takvimine bakın. Orada seher vakti diye bir şey yoktur. Yok tabii. Fecrik Hazip nedir diye sorarsanız verecekleri cevap yoktur. Yani yalancı tan denen Yalancı değil aslında. Bir tam var ama insanı aldatan bir tam. Ne demek? Şimdi Peygamberimiz hadisinde diyor ki, yukarıya doğru tırmanarak yayılan yukarıya doğru tırmanarak yayılan aydınlık sizi aldatmasın diyor. Böyle. Tırmanarak yayılan bir aydınlık. Ama diyor, enine ufku yaran kızıl ışık oluncaya kadar yiyin için diyor. Hmm. Tamam mı? Şimdi Bu hadisi şerif. Tabii tabii. Sahih hadistir. Eee Resulullah'ın e, uygulamaları hep böyledir. Ve bütün mezhepler, yani bu konuda hiçbir istisna olmaksızın ne kadar mezhep varsa tamamı şunu söyler Her gün üç doğuş ve üç batış olur derler. Her gün her yerde üç doğuş ve üç batış olur. Birincisi Feci Kazim'in doğuşu. Feci Kazim'in doğuşu dediğim gibi üst taraftan başlar. Yani e, gökyüzünde küçük yıldızların kaybolmasıyla başlar tekrar edeyim o küçük yıldızlar kaybolmaya başladı mı artık astronomlar şeyi bırakırlar yıldız gözlemesini çünkü artık şeyle yıldızlarla kendi aralarına güneş ışınları girmeye başlamıştır. Sonra aşağıya doğru kayar ve bir Resulullah'ın bildirdiği gibi yukarıya tırmanmış bir ışık kubbesi halinde olur ve insanlar tan yeri ağırdı zannederler. Onun için Resulullah diyor ki siz ona bakmayın o aldatıcıdır demiş oluyor. Ufukta ufku yaran Hmm. Ufku yaran bir kızıl ışık olacak. Onun üstünde beyaz ışık. Altta zaten karanın siyahlığı olacak. Onun için ayet-i kerimede hatta yetebe yenelekumul haytul ebyadu Bakara 187. ayette hatta yetebe yenelekumul haytul ebyadu minel haytul esvedi minel fecr fecir tarafından yani tanye, fecir o kızıl ışığın olduğu taraftan Feci, tekrar edeyim fecir kelimesi Arapçada <laughs> o kızıl ışık adın, anlamında kullanılır Arap dilinde. Bunu zaten Resulullah da öyle diyor o kızıllık gözükünceye kadar diyor. Yani Net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar. Zaten ayette size göre o kızıllık beyazdan ve siyahtan net bir şekilde ayırt edilinceye kadar yiyin için diyor Allah-u Teala. Size göre. Hani bu vatandaş soruyor diyor ki ben ne anlarım? Sen ne anlarsın diye bir şey yok. Allah sana diyor ki sana göre diyor. Allah bunu sana bırakıyor. Bu Abdülaziz Hoca ya da Diyanet'e bırakmıyor. Dolayısıyla ben buradan izleyicilerimizden şunu istiyorum. Ne bana uysunlar ne Diyanet'e ne şuna ne bunu. Allah nasıl emretmişse ona uysunlar. Ve bu söylediklerimiz bizim Süleymaniye Vakfı internet sitesine girerlerse bununla ilgili bütün ayet vadisleri bulabilirler. Resim görselleri, resimleri bulabilirler. çünkü biz bunun aşağı yukarı çok uzun süreden beri bunun çalışmalarını yapıyoruz. Yeni bir şey değil ki. Ben Diyanet İşleri Başkanlığında 1976'da İstanbul Müftülüğü'ne müftü yardımcısı olarak e, tayin edildim. 1976. 40, 40 yıla yakın bir zaman ediyor. 37 sene olmuş. E, çok kısa süre sonda fetva işini bize bıraktılar. Orada. ve 21 sene fetva e, kurulunun başkanı oldum İstanbul Müftülüğü. Dolayısıyla e, <laughs> yani bu konuda yapılan bütün çalışmaların içerisinde ben varım. Şeyden itibaren... Ee, o zaman e, ben ilk görevlendiğim zaman hani sorumluluk yükleniyorsunuz. O, Allah razı olsun Selahattin Kaya hocamız İstanbul müftüsü oldu bir iki sene sonra. Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı hocamız, hocamız vefat etmişti Allah rahmet eylesin. Amin. O müftü olunca onun da yardımıyla bir heyet kurduk İstanbul Müftülüğü'nde. İlmi İstişare Heyeti diye böyle önde gelen hocalardan oluşan. Ondan sonra sürekli araştırma içerisine girdik. Dolayısıyla ben o zaman Baktım ki bu, bu şeyde oruç vakitlerinde bir yanlışlık var. Mesela çok gece er, sabah namazı bir iki saat kala evden çıkmışımdır. İstanbul'un çeşitli yerlerine gidip gözlemler yapmışımdır. Hep yanlışlığı gördükçe o günden bugüne kadar sayısız gözlem yaptık. Ve her defasında yanlışlar ortaya çıktı. O zaman ben e, bu yanlışlarla ilgili bir takım çalışmalar yapmıştım. Allah razı olsun Selahattin Kaya Hoca da bunu Ankara'ya taşımıştı 1983'te. 1983'te 20 dakikalık bir iyileştirme yapıldı. Nasıl iyileştirme? Yani o bugünküne 20 dakika daha ilave ediliyordu o zamana kadar. E şu Öyle anda tabii şu anda mesela e, Türkiye Gazetesi takviminin fazilet takviminde öyledir. 20 dakika daha ilave edilir onların ikisi. Öyle mi? Bilmiyorum. Tabii. Şu anda öyledir. Bakanlar görürler. O 20 dakika kaldırıldı. Gene bizim gayretimizle kaldırıldı ama o zaman bir akademik unvanımız falan yoktu. Daha sonra tabii akademik unvanımız oldu. Doktor olduk, doçent olduk derken Türkiye'de bu, bunlar o zaman ciddi ciddi tartışılmaya başladı. Ve beni Ankara'ya çağırmışlardı 1988'de. E, Mustafa Sait Yazıcıoğlu Diyanet İşleri Başkanı'ydı. E, eski yeni e, Dini Çevikçe Kurulu üyelerini topladılar. Bu takvim e, konusunu takvim yapan Albay Arif Çöklü vardı. Harita Albay. O da oradaydı. Gittik. Hatta şeyimiz yani o konuda belgelerimiz de vardır. Ben bu akşam bu konuyu tartışacağımızı bilseydim alır getirirdim. Ee, orada bir karar alındı. Yani e, o şeye heyet anlattım yanlışlarını ve yanlışı kabul ettiler. Ama düzeltmediler onu. Bana. Kabul ettiler ve bir e, gözlem yapma kararı alındı. 3 yıl Türkiye'nin her tarafına gözlem yaptık. Her gözlemimizde yanlışları belgeledik. Sonra ne oldu? Hiçbir şey değişmedi. Niye? Ben anlamıyorum şimdi. Ben buradan ben buradan bazı kimselere kusura bakmasına da sitem edeceğim. Biz ömrümüzü yani araştırmalarla geçiriyoruz. Yıllar yıllardır bu konuları araştırıyoruz. Diyanetin sayısız şeyinde belgesinde imzamız var. Şimdi çıkıp hiç yani Allah'tan da korkmadan diyorlar ki Ramazan geldi gene karıştırır. E o zaman çıkın cevap verin. Niye madem bildiğiniz bir şey var da niye çıkıp çıkıp da televizyonda tartışmıyorsunuz? Ben şimdi sizin aracılığınızla tekrar teklif ediyorum. Diyanet ya da kim? Yani diyanet şartı yok. Çünkü diyanet diye bir şey olmaz. Çünkü kuruluşların ne dini olur ne imanı olur ne şusu ne busu olur. Onlar i̇nsanın dini imanı olur. İnsan Allah'a hesap verir. Diyanet hesap vermez ki. Diyanetin ne cennet derdi vardır ne cehennem derdi vardır. O bir kuruluştur. Dolayısıyla oradaki ilim adamlarına Orada olma şartı yok. Türkiye'nin herhangi bir yerindeki ilim adamları. Bu konuda eğer uzmanlıkları varsa buyursunlar, gelsinler tartışalım. Şimdi izleyicilerimiz size şey soruyor. Kur'an-ı Kerim'de bir siyah iplikle beyaz ipliğin ayrıldığı bir siyah zaman iplik, değil. Siyah beyaz iplik değil Nedir mi? hocam? Bak şimdi. At ayet diyor ki. Hangi ayet bu hocam? Bakara 187. İşte o, o kelimeler zamanla anlam kaybetmişler. Oradaki fecr kelimesi vardır. <laughs> Hatta yetebeyyene lekum. Ve kulu veşrabu diyor. Yiyin için. Bakara 187. Hatta yetebeyyene Size göre tebeyyün edinceye kadar. Tebeyyüne demek açık, net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar demek. Hı hı. Bakan kişiye göre. Abdülaziz Hoca'ya, Diyanet'e şuna buna göre değil. Orucu ben tutacağım, ben bakacağım. Onun için burada bizi izleyen vatandaşlarımız hiç kusura bakmasınlar. Herkes sorumludur bundan. ...sorumluluğu ne diyanet atabilirler... ...ne de bizim üzerimize ne de bir başkasına atabilirler. Kendileri Herkesin işte Allah diyor de. ki... ...size göre diyor. O zaman lütfen çıkın bakın. Beşlik. Böyle bu uydurma mı bu siyah iplik beyaz iplik? Meselesi. Yok yok oku, söyleyeceğim. Hı. Var orada. Hatta... <laughs> ...sizin için net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar ne? El-Haytul Ebyadu. Beyaz iplik. O iplik dediği oradaki o koridordur. Hı hı. Minel Haytul Esvedi. Siyah... E, ...o koridordan, iplikten... Nerede? Minel fecr. Fecrin olduğu taraftan. Fecrin yani kızıl ışık demektir fecr. Yani kızıl ışığın olduğu taraftan siyahla beyaz birbirine net bir şekilde ayırt edilinceye kadar. Şimdi arkadaşlar eğer bulabilirse derse bir şeyden e, bizim e, USB verdim. Bulabilirler. resmini, mi? resmini gösteririm inşallah buradan size. Çünkü biz çok sayı, sayısız çekim yaptık bu konuda şeyde. O zamana kadar yiyin için diyor. Yani o da ki fecir, fecir kelimesi fecirin olduğu taraftan yani o kızıl ışığın olduğu taraftan siyah iplik beyaz iplikten net bir şekilde ayet edilinceye kadar altı siyah üst tarafı e, beyaz olan bir kızıllık ortaya çıkar. O zamana kadar yiyin için diyor. Size göre diyor. Hı hı. Tamam mı? Dolayısıyla bak mesela e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Tan yeri ağardığı zaman Mescidin içerisindeler. Biliyorsunuz elektrik yok, gaz lambası yok, hiçbir şey yok. Mescidin içerisi kapkaranlık. O sabah namazı vaktinde diyor ki namaz kılarken neredeyse birbirimizi tanıyamayacak durumdaydık diyor. Bu ne demek? Karanlık. Neredeyse tanıyamayacak durumdaydık demek tanıyorduk demektir değil mi? Yani o tan yerinin ışıkları mescidin içine kadar girmiş. Hı hı. Dolayısıyla yani sokaklara kadar ulaşır o. Öyle basit bir şey, aydınlık değildir. Mescidin içine kadar giriyor. Dolayısıyla şeyler bakın, siz namaz kılacaksınız. Namaza giderken kimsenin elinde fener yok, sokaklarda da ışık yok. Rahatlıkla gidebilecekleri bir aydınlık olması lazım köy yerlerinde. Ve mesela yatsı namazı da öyle sabaha kadar olmaz. Çünkü yatsı namazını kıldıktan sonra da insanlar... Hava kararmadan evlerine gidebilecek durumda olmalılar camide kıldıktan sonra. İşte bu sebeple, yani şimdi bakın ben tekrar edeyim. Bütün mezheplerin ittifak ettiği bir şeydir. Yani benim mesela burada şurada anlattığım şey, herhangi bir mezhebin görüşüne aykırı değil. Bütün mezheplerin ittifak ettiği şey şudur. Her gün üç doğuş ve üç batış olur. Doğuş birincisi fecr-i kazibin, yani seherin doğuşu, seher vaktinin doğuşu. İkincisi fecr-i sadığın doğuşu. Yani oruç tutma vaktinin doğuşu. Üçüncüsü güneşin doğuşudur. Her gün üç batış vardır. Birincisi güneşin batışı. İkincisi şafa, birinci şafağın batışı. Birinci şafağın batışı demek akşam namazının son vakti demektir. Tıpkı sabah, sabahın o şey gibi imsak vaktine benzer tümüyle. Yani sabah seyredemeyenler akşam bakabilirler. Üçüncüsü de ikinci şafağın batışıdır. Yani ikinci sefanın batışı da seher vaktinin başlangıcına benzer. Tamamen bir simetridir. Ondan sonra gecenin gasakı der Allahü Teala ayette. Gecenin en serin vakti ve bizim bölgelerimize gecenin karanlık vaktidir. İşte kutupta güneş, güneşin hiç batmadığı yerlerde de gecenin serin vaktidir. Ee, mesela bugünlerde güneşin batmadığı yerler var. Oralarda, oralarda da oruç tutulması gerekiyor. Allah'a şükür biz oralarda da. Mesela ben dört kere Kutup bölgesinde şeye gittim. Orada nasıl oluyor? Ee, yani kutup bölgesinde gözlem yapmaya gittim. Ekiplerimizle beraber gittik. Şimdi ve ilginç olan, yani ben şaşırdım. O bölgelerde bu konuda ilk araştırma yapan ekip bizim ekibimizmiş. Yani o bölgenin halkından öğrendik bunu. Ve o insanlar e, orada yaşayan, mesela Tromsö'de şeyin e, Norveç'in kuzeyinde 70 derece enlemde Tromsa'da Müslümanlar var. 3 tane mescit yapmışlar adamlar. Güneşin Bugünlerde güneş hiç batmıyor orada. Peki nasıl oruç tutuyorlar? Takvim nasıl yapanlar, olur. takvim yapanlar işte 21 saat, 22 saat. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı bundan iki sene evvel hiçbir gerekçeye dayanmadan oralardaki şeyi iki saat aşağıya çekti. Mesela ama şu anda onlar da saat 10'da şey başlıyor. şey hayır 10 10.58'de 11 11'e 2 dakika kala iftar oluyor. Peki neye dayanarak çektiniz aşağıya doğru? Ama bizim yaptığımız araştırmalarda şunu çok net bir şekilde gördük. Yani Allahü Teala o kutup bölgesini Kur'an-ı Kerim'de öyle ayrıntılı anlatmış ki Mustafa Bey inanamazsınız. O kutup bölgesinin tüm ışık hareketlerini Kur'an-ı Kerim'de bulduk. Ve orada e, güneş hiç batmadığı zaman akşam ne zaman oluyor? Yatsı ne zaman oluyor? Sabah namazı ne zaman oluyor? Güneş ne zaman doğmuş sayılır? <laughs> ne zaman öğle ne zaman ikindi? Bunlar çok dakik olarak hesap ettik. Şu anda güneşin hiç batmadığı yerlerde 14 en fazla 14 saat oruç tutuyorlar. Hmm ama öbürlerine göre 21 saat 21 saat demelerinin de hiçbir ne ilmi gerekçesi var ne mantıki mantıki gerekçesi var. Evet şunu da söyleyelim sevgili izleyiciler. Eee konuğumuz Profesör Doktor Abdulaziz Bayındır. yani bu konudaki ilmi donanımı tartışılmaz bir isim akademisyen aynı zamanda. Fakat Diyanet İşleri Başkanımız da Buradaki tartışmaya dair bir şey söylemek isterse bir ek ya da katkıda bulunmak isterse... ya da bir düzeltme kendi kendi bilgisine dair yapmak isterse her zaman bu programın açık olduğunu söyleyelim gerek tartışma gerek tek başına da olsa her zaman bu tabii, kapı yani. açık. Ee, biz e, önemli olan doğru bilgiyi ulaştırmaya çalışıyoruz izleyicilerimize. Şimdi bir izleyicimiz yani. şey soruyor diyor ki e, iftarı güneşin batış zamanına göre yani orucumuzu güneşin batış zamanına göre e, açıyoruz. Fakat orucu tutmaya başlarken yani sahurda niyetlerken güneşin doğuşuna göre yapmıyoruz bunu. Burada bir tuhaflık yok mu diye soruyorsun. Tuhaflık yok çünkü şeyde oruç e, şeye kadar İslam'ın ilk ilk zamanlarına kadar yani diğer dinlerde de Müslümanlıkta da e, akşam hava kararıncaya kadar ancak yeni bir, iyi bir şey, iyi pişme oluyordu. Güneş batıyor. Ee, o akşamın araca karanlığı bitinceye kadar yiyip içebiliyorsunuz. Ondan sonra oruca başlıyorsunuz. Yani 22 saat oruç tutuyorsunuz. <laughs> ee, şeyler, Yahudilerde Yahudiler de öyle, Hristiyanlar da öyle. Gerçi Yahudiler şu anda Yevmi 25 saat tutuyorlar da. Hı -hı. Ama asıl oruç öyle. Bunu Kur'an-ı Kerim'den buluyoruz. Mesela Bakara suresinin 183. ayetinde Allahü Teala diyor ki Kütübü aleykumus siyam kema kütübü alellezine min kablikum sizden öncekilere oruç nasıl farz kılındıysa o şekilde size de farz kılındı. Ondan sonra devam ediyor. Öncekiler yani Yahudiler nasıl tutuyorsa siz öyle tutun diyor. Hiçbir açıklama yapmıyor Allah orada. Sadece Ramazan ayında diyor ki onlar da Ramazan ayında oruç tutuyorlardı. Ondan sonra onlar da aynen 30 gündü. Ee, şeyde e, sonra Bakara suresinin 187. ayetinde Allah bize yani Muhammed ümmetine mahsus olmak üzere bir kolaylık getiriyor. Orada, orada diyor ki, "O lekum nisaikum. Oruçlu bulunduğunuz gecelerinde eşlerinizle ilişkiye girmek sizin için helal kılınmıştır diyor. Bizden önce Ramazan boyunca karı koca ilişkisi yasaktı. Diğer dinlerinde. Yani. Ve İslam'ın ilk döneminde de yasaktı. Çünkü önceki ümmetler gibi oruç tutuldu önce. Sonra bir kolaylık getirildi. Ondan sonra da diyor ki, Ve kulu veşrebu hatta yetebeyyenelikumul min min fecr tan yeri ağarıncaya kadar yani o tan yerinin bulunduğu yerde kızıl ışığın üzerinde beyaz altta siyah net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar yiyin için diyor. Orada bir şey Muhammed ümmetine verilen bir kolaylık var. O zamana kadar uzatılmıştır. Güneş doğana kadar değil. Yani güneş doğana kadar demiyor ayet. Dolayısıyla o tan yerinin ağarmasına kadar diyor. Yani fecre kadar, fecri saada kadar diyor. İkinci fecir diye kitaplarda hep öyle yapılır. Çünkü birinci fecir dediğim yani sabahleyin iki tane fecir mutlaka olmalı. Birinci fecir, fecir ve ikinci fecir. Birinci fecir şey seher vakti olduğu için orada ona fecri kazip denir. Yani insanları aldatmış oluyor. İkinci fecir işte oruca başlama zamanıdır. Dolayısıyla güneşin doğmasıyla hiçbir alakası yok. Bir izleyicimiz diyor ki ben diyor farz edin ki bir tarladayım. Etrafımda başka hiçbir şey yok. Oruç tutacağım. Ee, hocamızdan rica ediyorum. Kur'an-ı Kerim'e bakarak bize nasıl oruca niyet ve nasıl açacağımızı ayetlerle anlatabilir miydin? Çok kolay ne var ki? O, o zaten tarlada olanından daha kolay hareket edecek kimse yoktur yani. Onun kafasını karıştıracak televizyon da yoktur orada. <gülüyor> <gülüyor> Rahat bir şekilde <laughs> hareket eder. Şimdi akşam güneş battı mı orucunu orucunu açacaktır. E bir vadinin içerisinde olabilir. Mesela Derin vadiler var biliyorsunuz adamın. Yani güneşin tam olarak batmasından tam. bahsediyoruz değil mi hocam? Şimdi derin vadide güneşin battığını göremezsin. İkinde güneş kaybolur. Mesela bizim köyde öyledir. İkinde kaybolur güneş. Şimdi öyle bir durumda da batıda güneşi görme bu defa doğuda güneş ışıklarının çekilmesini beklersiniz. Hmm. O doğuda ufuktan ışıklar çekildiği an orucunuzu bazarsınız. Ne zaman o zimetler? Oruca ufukta o ilk aydınlık meydana gelir. Yani birinci doğuş şey aydınlığın fecri kazip o zaman e, sahura kalkarsa her vaktinde zaten onlar daha iyi bilirler. Ondan sonra doğu ufkunda kızıl ışık ufku boydan boya sarıp onun üstünde de beyaz bir ışık böyle iki iki hat gibi iki çizgi gibi yani üst üste olduğu zaman zamana kadar yer içer ondan sonra orucunu bırakır. Ee, bir izleyicimiz der ki kadınların özel günlerinde oruç tutabileceğini söylemiş hocamız. Doğru mudur bu? Doğru. Nedir bunun? Söyledik. Hocam? Şimdi kadınların kadınları kadınlar de Kur'an-ı Kerim'de ibadetin ayrıntılı olarak açıklandığı fazla ayet yoktur. Hep önceki ümmetlere vurgu yapılır. Mesela hac konuları anlatılmaz. Önceki ümmetlere vurgu yapılır ve bir, bir geleneğe vurgu yapılır. Namaz konusu da ta Adem Aleyhisselam'dan beri beş vakittir. O da onlara vurgu yapılır devamlı. Ama oruçta bu ümmete mahsus olarak bir kolaylaştırma getirildiği için ayrıntılı bilgi verilir Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim orucu bozan şeyleri işte ve bu der yeme içme bir de e, karı koca ilişkisi fel ene ruhun ne diye geçer. Yani orucu bozan üç şey vardır. Yeme içme, karı koca ilişkisi. Şimdi kadın adetli kadın bunlardan hangisini yapıyor? Yani adetli olan kadın zaten eşiyle ilişkiye giremez. adetin adetin yeme içmeyle bir alakası var mı? Adet gördüğü zaman yemiş işmiş mi oluyor? Dolayısıyla adetli kadının adetinin orucu bozması için hiçbir gerekçe yok. Yani ne Kur'an'da var ne sünnette var ne hiçbir yerde yok. Şimdi ee, şunu, mesela... Hocam sizin bu takvime nereden ulaşılabileceğini soruyor izleyicilerimiz. Şimdi dün itibariyle sahur saati 0.3.42 itibariyle başlıyor diyorsunuz. 0.3.42'de başlıyor. Başlıyor. 4.57'ye kadar. 4, sabah 4.57'ye kadar yiyebiliyoruz. Hı, hı. 4. İstanbul için bu İstanbul'dan bahsediyor. Peki iftar saati ne? O aynı. İftar saatinde de bizde bir fark oluyor ama Diyanet'i... Yani Diyanet'te orada bir yanlışlık yok. Mesela arada bir 7 dakika vardır. Şundan dolayı var. 1 saat 20 dakika gibi bir fark var ya. Tabii. Var. O kadar fark var evet. Şimdi 7 dakika bir fark vardır iftar vaktinde Diyanet'te bizim aramızda. O normaldir. Yani onun şey anormal tarafı yok. Şundan dolayı normaldir. Biz noktasal olarak gösteriyor bizim takvimiz. Yani bizim Süleymaniye Vakfı Ork sitesine giren insanlar orada takvimi görürler. O takvim ya da cep telefonlarından ulaşabilirler. O takvim noktasaldır yani şu noktanın takvimi şeyini verir hmm. hesaplarını verir. Üst kata çıkarsanız üst katı verir. Hatta alt, alt kattan üst kata kadar kaç metre yükseklikte işte o yüksekliği de verir. O Bir izleyicimiz diyor ki biz bu yani hocaya göre tutacağız Orucu da diyor günah ve bali alıyor mu diyor hoca soruyorlar size. Ya bu, bu hocaya göre değil. Ayetler var hadisler var. Bizim orası şey takvimi tıklasınlar arkasında. Bunun gerekçelerini gösteren ayet ve hadisler var okusunlar ona göre Ahmet hareket Ahmet Ertekin insin. Bey size evet. sormuş kendisine tamam. cevabınızı iletiyoruz aynen. Tabii kendisi bulur. Şimdi bizim o takvime baktıklar baktıkları zaman... Şu e, şeyi soruyorlar size. Kur'an'da güneşin bu, batmadığı kutuplar ayrıntılı şekilde anlatılıyor mu? Bir dakika, an, an, şey yapacağım şimdi üst üste gelmeyeyim. Daha adetli kadın anlatmadık He, ya. Tamam peki buyurun anlatın. Sırası sıra sıra şimdi diyecekler ki ondan ona geçti oradan ona geçti. Şimdi evet takvimi söyleyeyim. İftarda fark var Diyanet'le bizim aramızda. Çünkü biz noktasal olarak gösteriyoruz. Diyanet tüm İstanbul'u gösteriyor. Biz de tüm İstanbul'u göstersek mutlaka bir fark göster koymak zorundayız. Yani orada bir anormallik yok. O gayet normaldir. Ee, ama bizim takvimize bakar, bakarlarsa, güneş battı dediği zaman Diyanet'te iftar olmamışsa bu bunun manası şudur. Kendi bulundukları noktada batmıştır. Hmm. Tamam mı? Şimdi e, adetli kadının orucuyla alakalı şöyle bir şey vardır. Mesela yarın bir gazetede bunu ben çıkacak yazdım ayrıntılı olarak. Bizim internet sitesine girenler de konuyla alakalı çok ayrıntılı bilgi bulabilirler. Bütün delillerini bulabilirler Süleymaniye Vakfı sitesinde. Şimdi e, adeti kadının oruç tutmayacağını söyleyenler Ayşe Validemizin bir sözüne dayanırlar. E, Muazze isminde bir hanım Ayşe Validemize sormuş. Neden kadınlar oruç tutuyor da namaz kılmıyorlar? adetliyken. O da demiş ki biz e, Resulullah zamanında bu durum başımıza gelirdi. Oruç tutmamız emredilirdi ama namaz kılmamız emredilmez diyor. Bakın oruç tutmamız emredildi. Şimdi bunun Arapça ifadesi kunna nu'maru bi qada'is bi qada'is Yani orucun kazasıyla emredilirdik deniyor. Şimdi bu kaza kelimesi e, 150 sene sonra bir ibadeti vaktinde vaktinin dışında ...yapma konusunda yeni bir terim haline getirilmiş. Yani alimler eda ile kaza arasında... ...yani bir vaktinde yapmakla daha sonra yapmak arasında... ...bir farkı ortaya koymak için bir terim ortaya... Bir ...terim icat etmişler, onu da kaza demişler. Halbuki bu kaza kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de... ...Rasulullah'ın hadislerinde de ibadeti vaktinde yapmak demektir. Hı hı. Ayşe validemizin sözünde... ...biz oruç tutardık... ...diye tercüme etmek zorunda olduğumuz o ifade... 150 sene sonra kaza kelimesine verilen yeni anlamdan dolayı biz orucu kaza ederdik diye tercüme edilmiş. Sırf ona dayandırılarak o oruç, tut, oruç tutmak haramdır demişler. Kadınlar Ramazan'da oruç tutmaları haram olacak, yasak olacak ve başka zamanda tutmaları farz olacak. Böyle bir bu, bu kabul edilir bir şey değil. Yani bu konuda e, mezheplerin dayandığı herhangi bir delil yoktur. Onu söyleyeyim. Yani adetli olan hanımlar oruçlarını rahatlıkla tutabilirler. Ama şu var, bazı hanımlarda adet zor olur adet günlerinde e, rahatsız olurlar. O adetli olduğu için değil rahatsız olduğu için tutmayabilir. Ama o da sonuna kadar devam etmez. Bir gün iki gün. Ondan sonra rahatlar, tutabilir. E, peki hocam, soru şu, e, bu meyanda o zaman kan verme, kan bağışlamak orucu bozar mı diye soruyorlar size. Ya vücuda giren bozar, çıkan bozmaz. <laughs> Peki. Ee, size bir soru var şimdi bunların içerisinden Kesin, aynı aynı olmayan... Sen Şimdi kutupları az önce sordun. İstersen kısaca oradan ha, da başla. Oradan e, yani sizin referans verdiğiniz ayeti soruyor bir izleyicimiz. Diyor ki Kur'an'da -Kur güneşin batmadığı kutuplar ayrıntı şekilde anlatılıyor dedi hocamız. Hangi ayetler sorar mısınız diyor. Ya bu, bu bunu anlatmak için çok tam ayrı bir program olması lazım. Tamam. mı? Çünkü orayla ilgili o kadar çok ayet var ki. Biz o kutuplara gidinceye kadar o konuda hiçbir şey yok zannediyorduk. O, o bölgeye dört kere e, seyahat yapınca. Bir de hocam tamam. ne olur bu, bu soruya kısa cevap verirseniz size soracağım çok soru var. Hani Kutuplara tamam, tamam. yayın yapmıyoruz ya. Yok yok kutuplarda kiler de duyar. Almanya'dakiler yani de duyuyorlar. Duysunlar da yani. mümkünse biz kendi merakımız 45 kuzeyidir orada şeyler. Ama ben şunu söyleyeyim. Ee, o, o kutuplarda beyaz geceler der. Orada yerli halk beyaz Hı -hı. gece der. Kur'an-ı Kerim bunu Bakara, şey, İsra suresinin 12. ayetinde bize bildiriyor. Diyor ki orada orada <laughs> Sazbacan'la Leyla ve Nehar ayetini gece ile gündüzü iki gösterge yaptık. Ve mehavne ayetel leyl gecenin göstergesini kaldırdık diyor. Şimdi bizim bu bölgede gece, gecenin göstergesi dediniz mi insanların aklına karanlık gelir. Allah gecenin göstergesini kaldırdık diyor. Yani geceyi karanlık beklemeyin diyor. Hmm. Dolayısıyla kutuplarda biz bunu yaşayarak gördük. O zaman orada yaşamasaydık bu ayeti asla anlayamazdık. Orada bunu yaşayarak gördük ki gece güneşli olabiliyor. Ve çok ilginç yine yaşayarak gördük ki gündüz güneşsiz oluyor. Mesela bu en son gidişimizde Svalbard'a gittik. Yani güneşin hiç doğmadığı Tromso'dan uçakla iki saat daha kuzeye uçtuk. ...ve e, öğlende gü güneş ufkun 10 derece altında olduğu yerde... ...Svalbard'da kutup aylarının çok bol olduğu yerde... ...yani onlara yem olma tehlikesi altında yaptığımız rasatlarda, ...orada da güneş, güneşin olmadığı yerde gündüzün olduğu... ...ve namaz vakitlerinin tümüyle ortada olduğunu da tespit etmiş olduk. Yani bu konu çok ayrıntı. İnşallah e, konunun tüm ayrıntılarını ve matematiğini yazdığımız zaman... Gerçi şu anda bizim sitemizde bu konuda bilgi bulabilirler ama daha ayrıntılı bilgiyi henüz e, yayınlamadık. Ee, hocamızın takvimine göre bugünkü sahur vakti nedir sorar mısınız diyorlar. Vallahi bugün e, İstanbul'da 4.53'tü. Yani girsinler takvime baksınlar yani Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde. Yani şu anda bizim takvim dünyanın her yeri için. E, kutup noktasına kadar ve Allah'a çok şükür yani tarihte ilk defa Tamamen e, Kur'an ve fıtrat yani tab tabiatla Kur'an'ın bile bir uyuştuğu bir takvim ortaya çıkardı tam bir matematiğini yaparak. İstanbul'da yaşayan biri Suna Hanım soruyor soruyu. Benim de çok iyi arkadaşımdır kendisine selam söylüyorum. Yaşayan bir yurt dışında gittiğinde saatleri ayarlayamazsa İstanbul saatine göre oruç tutabilir mi diye soruyor size. Oruç tutmak için gelsin, tutsun gitsin. Hayır gel. hayır onun için söylemiyor. Yani saati ayarlayamazsa İstanbul Olmaz, saatine olur. göre. Hayır, Referans olur. gittiği yerin saati. Gittiği yerdir tabii. Bir izleyicimiz de sormuş sokak röportajlarında. Ee, İstanbul'da niyetlenip orucu Ardahan'da Ardahan'ın saatine göre mi açmak nerede gerekiyor? Nerede açarsanız, yani nerede oruca başlarsanız oranın saatine göre başlarsınız. Nerede açarsanız oranın saatine, saatine göre, göre açarsınız. açarsınız. Mesela buradan Amerika'ya gidenler için esas sıkıntı olur. Yani e, giderken bir başka olur geriye dönerken başka giderken kolay şey yok zor baya uzuyor günler geriye dönerken de kısalıyor hı hı. fark etmez siz nerede başladıysanız yani oranın takımıne göre başlarsınız nerede bıraktıysanız oranın takımıne göre bıraksınız. Ee, Biraz önce siz vücuda aldığımız şey bozar, vücuttan verdiğimiz şey bozmaz dediniz. Bir izleyicimiz diyor ki göz damlası, burun ve kulak damlası orucu bozar mı? Şimdi göz damlası da, göz damlasının orucu bozmayacağı konusunda alimler ittifak etmiştir. Kulak damlası bozar derler. Niye ne İşte partim? oradan işte şey boğaza geldiği için aslında gözden de gelir. Tabii. Ama ben şahsen ikisinde bozmadığı kanaatindeyim. Neden? Çünkü bu yeme içme kavramının içerisine girmez. Hım. Buhari haiz ile ilgili durumda oruç tutmamalı demiş diye size bir şey gönderiyor bir izleyicimiz. Şimdi işte orada tutmamalı değil. Tercüme yanlış. Öyle mi? Tercüme hatası var. Ayşe validemizin şeyi var. Ha, orada Buhari bir hadis vardır. O hadis hiç ele alınır bir tarafı olmayan bir hadistir. Onu anlatmaya kalkarsam şey işte kadınları işte aklın noksanın anlatılır bir takım şeyler falan. O bir e, kurgu hadistir. Yani Buhari olması demek hadisin sahih olması manasına gelmez. O konunun o konu ayrıntı olarak öğrenmek isteyenler bizim internet sitesinde görebilirler. Yani adetli kadının orucu diye girsinler şeyde. Süleymaniye Vakfı Ork sitesinde onun bütün ayrıntılarını Bugünkü bulabilirler. Bugünkü Süleymaniye Vakfı imsak saati 04.56'ymış. Vakıftan galiba birileri göndermiş bunu. Eee Hayri Başbuğ size soruyor diyor ki e, oruç vücuda girenle bozuluyorsa eğer e, ağız dolusu e, istifra orucu bozmaz mı? Çünkü çıkanla bozulmaz demiş hoca diye soruyor size. Ha, şimdi istifranla orucu bozmayacağı konusunda hadis-i şerifler vardır. Ne çünkü çıkıyor. <laughs> Hanefi mezhebi şöyle bir görüş ortaya koyar. Ağız dolusu bir insan istifra yaparsa o ağız dolusu istifra da şu olur der. Yani ...onun bir kısmı tekrar geriye gider. Hmm. Ağız dolusu olduğu için... ...o bozar derler. Ama o da bir yorumdur yani. Ama bize göre... ...zaten hadis-i şeriflere göre de... ...istifra nasıl olursa olsun... ...orucu bozmaz. Selim Çağlak, Arabistan ülkeleri orucu bizden bir gün sonra başladı. Bu durumu aydınlatabilir mi hocamız diye soruyorsun. Şimdi o durum... ...şöyle... E Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifine dayanırlar. Ee, Kur'an-ı Kerim'de e, ay ve güneşin hesaba göre hareket ettiğini Allahü Teala ayetlerde belirtir. Dolayısıyla güneş ve ay hareketleri tamamen hesaba göre yapılmalıdır. İnşallah o konuda çalışmamızı ortaya çıkardığımız zaman gerçekten insanlar şaşıracak. Kur'an-ı Kerim bu kadar mı ayrıntılı matematik coğrafyayı anlatmış diye herkes şaşıracak ben ondan eminim. Şimdi ee, ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki biz ümmi bir topluluğuz. Yani biz anamızdan doğduk ne güneşin hareketleri ne ayın hareketleriyle ilgili bir bilgi öğrendik. Yani astronomik bilgimiz sıfır demiş o diyor Resulullah. Biz diyor bu konuda hesap yapamıyoruz ve yazı yazamıyoruz diyor. Bu gerekçeyi söyledikten sonra diyor ki o şey resumul rüyeti ve aftırul rüyeti. Hilal'i gördüğünüz zaman orucu bozun. Hilal'i oruca başlayın. Gördüğünüz zaman bozun. Eğer şey yaparsa, bulutlu olursa 30'a tamamlayın diyor. Yapılacak başka bir şey yok. Yani hesap yok. Onu da zaten gerekçe olarak söylüyor Resulullah. Şimdi şu anda astronomlar var. Çok dakik hesaplar yapıyorlar. Dolayısıyla olması gereken astronomların... Kur'an-ı Kerim'in ve Resulullah'ın koyduğu kriterlere göre, yani kişinin gözüyle görebileceği kritere göre hesap yapmasıdır. O hesabı esas alırsanız, Kabe'yi merkez sayarak, yani şu anlamda Kabe'de tan yeri ağarmadan dünyanın herhangi bir yerinde hilal gözüktüğü an, ondan sonraki günü oruçla başlangıç saymak lazım. Aynı şekilde dünyanın herhangi bir yerinde Kabe'de ...kan yeri ağarmadan hilal gözüktüğü zaman... ...bayrama başlatmak gerekir. Şimdi... ...bu esası aldığınız zaman... ...dünyada... ...Kabe'yi merkez alarak... ...oruç ve yani... ...ibadet vakitlerinde bir birlik sağlanır. Ve burada Kur'an-ı Kerim'e ve... Rasul'dan sünnetine tamı tamına uymuş olursunuz. Çünkü Allah'ın elçisi... ...görerek... ...orucunuza başlayın... ...görerek bitirin dediği zaman... ...şey yapıyor... Yani biz bu konuda bir hesap yapamıyoruz diyor. Bunu açık gerekçeyi söylüyor. Yapılacak başka bir şey yok. Bu da Allahü Teala kimseyi gücünün üstünde bir sorumluluk altına sokmaz. Ziyaret kerime var. La <laughs> illa Dolayısıyla bugün e, İslam ümmeti Kur'an ve sünnete uymak istiyorsa yapacağı şey Kur'an-ı Kerim'in emrettiği gibi hesaptır. Yani şeydeki e, hilali hesapla belirlemektir. Hilali hesapla belirleme konusunda Türkiye... Çok iyi durumdadır. Yani Türkiye'nin şeyi hareketleri gayet iyidir. Enver Yöndem size e, kulak ve göz damlasına cevap verdiniz. Burun damlasına hocamız cevap vermedi e, diyor. Ama aslında verdiniz. Siz orada bir şey yemek diyorsun. niyeti olmadığı için. E, Niyet değil ya, Yeme içme sayılmadığı Sayılmadığı için, için diyorsunuz. E, yine bir izleyicimiz diyor ki Ramazan ayından bir gün önce oruç tutmak isteyen kişi saat 5'e kadar yemek yiyebiliyor. Bir gün sonra ise 3.45 size soruyor bunu. Bana sormasın onu yapanlara sorsun. Ara veriyoruz aradan sonra bunu konuşan devam edecek bunu konuşalım'a devam ediyoruz canlı yayındayız konuğumuz profesör doktor Abdülaziz Bayındır hocam yavaş yavaş bitiriyoruz programı size e, hızlı hızlı soracağım ne olur kısa cevaplar verin çok fazla soru var çünkü sormam gereken e, dinimizde teravih namazının yeri var mıdır diye sormuş bir izleyicimiz siz teravih namazıyla ilgili teravih namazı diye bir şey yoktur demişsiniz galiba böyle bir açıklamanız var teravih namazı var da yani insanların şöyle e, Resulullah bu namazı kılmamış Resulullah'ın elçisinin kıldığı böyle bir namaz yok hı hı ee, Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında hiç kılınmamış. Hazreti Ömer'in ilk 3 senesinde kılınmamış. Daha sonra e, Hazreti Ömer işte bir e, camide kendi başlarına namaz kılanları görünce onlara bir imam tayin etmiş ama demiş ki bu bir bid'at oldu demiş. Kendisi de kılmamış. Fitre ve zekat kurumlara verilebilir mi diye soruyorlar. Ee, eğer o kurumlar fakirlere ulaştıracaksa verilir. Fitre ve yoksa ulaştırmayacaklarsa verilmez. Fitreyi bizzat tanıdıkları kişilere versinler ama zekatı kurumlar aracılığıyla ilgili yerlere ulaştırabilir. Adına fitre, fitre vermekle yükümlü olduğumuz kişiler kimlerdir diye soru var. Ee, şimdi Hanefi mezhebinde e, bir insanın ço ço şeye, küçük çocukları içinde fitre verilmesi gerektiği şey yapılır da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi ve Kur'an-ı Kerim'in emri gereği kim? Oruç tutan herkesin fitre vermesi gerekir. Zengin olsun, fakir olsun. Ee, iş Kur'an-ı Kerim'de kadına pozitif ayrımcılıkla ilgili bir takım referanslar olduğu söylenir. Bu doğru mudur? Doğrudur tabii. Bir iki tane örnek verir misin hocam? Yani o, o kadar çok ki o şeyde mesela Kur'an'da kadınlara muhsanat denir. Korunmuş denir. Ama erkekler için koruyan denir. Yani Kur'an-ı Kerim kadınları her bakımdan korunmuştur. Bunun çok fazla, fazla örneği var. Bu apayrı program yapılması gereken bir şeydir. Ee, son zamanlarda liberal Ama arzu edenler bizim internet sitesine girsinler. Fazleden isteyeyim hocam. Her şey var maşallah. Bizde tabii canım Be, yani şey yani site çökmüş bu arada. Haberiniz olsun. E, o, her zaman çöküyor. Şey. <laughs> Çökmeyecek halde yapılıyor. Yok hocam. yani ne yaparsak yapalım İnsanlar o kadar çok giriyorlar ki şu anda Türkiye'nin belki İslam aleminin en zengin internet sitesidir İslami İslam açıdan. Yani rakipsizdir Allah'a şükür. Ee, son zamanlarda liberal Müslümanlar, antikapitalist Müslümanlar gibi tanımlamalar yapılıyor. Siz bu ayrımlara nasıl bakıyorsunuz demiş. Ya ben, ben Müslüman, Müslüman Allah'ın e, e, emrine uyan kişidir. Müslüman, ben Müslümanlığın yanında hiçbir kelimeyi kabul etmem. Ee, İslam toplumlarına baktığımız zaman genelde biat kültürünün yaygın olduğunu, boykot, protesto, toplumsal tepki gibi kavramların pek olmadığını görüyoruz. Bu durumların oluşmasında dinin etkisi nedir diye sormuş bir izleyicimiz. Ya şimdi insanlar eğer e, dini kullanarak insanları köleleştirmek istiyorlarsa bu olur ki bu, bu çok yaygın bir şeydir. Ama ne biat kültürü e, kabul edilebilir bir kültürdür ne de protest olmaktır. Neyi protest ediyorsunuz? Biz yapıcı ve örnek olmak zorundayız. Hocam iğne yaptırmak borcu bozar mı? Yok o, bozmaz. Oruçluyken denize havuza girilebilir mi? Denize havuza girme bir şey olmaz da denizdeki havuzdaki su sizin ağzınıza girerse, boğazınızdan aşağı giderse o zaman bozulur. Oruç fidyesi ne kadardır ve ne zaman verilmelidir? Şimdi fitre, fitre dediğimiz bir, bir e, yoksulun doyacağı kadar şeydir. Çok azdır yani. Hı -hı. Çünkü herkesin verilmesi gereken bir şeydir. Fidyetun ta'amun miskin diyor Allah-u Teala. Bir yoksul doyuracak kadardır. Dolayısıyla şöyle üç ekmek parası yeter yani bir şeyde. Hocam elvan ortakçı diye biri var. Sabahtan beri aynı soruyu soruyor. Yani sormayayım, hani geyik yapıyor diye düşünüyorum ama hani ciddiyetine inanarak soracağım. E, bayramdan sonra düğünüm var. İki bayram arası düğün olmaz, haramdır deniyor. Doğru mu diye sormuşlar. İki bayram arası düğün olmaz denirse hiçbir zaman yapmaması lazım. Çünkü bütün vakitler iki bayram arasıdır. Her Şimdi. zaman e, yılın her her günü düğün yapabilirler. Tesbih çekmek bidat mıdır? Hocamıza sorabilir misiniz? Bidat mıdır? Bidat. bidat evet. Şimdi e, Resulullah zamanında tesbih çekme diye bir olay İttim yoktu. Doğru. Ama sonradan işte sayı saymasını bilmeyenler için kullanılabilir. Fakat ben mesela hiç kullanmam tesbih. Ee, akşamleyin yatmadan önce yemek yiyip oruç tutmaya niyet eden bir kişi gece uyandığında henüz imsak vakti girmemişse yemek yiyip su içebilir mi? Ya, niyet etmenin şeysi yok. Niyet etmek oruç tutmaya karar vermek demektir. O niyet etmenin o yemeğe içmeye hiçbir engeli yok ki. O, o saat itibariyle. Son, son dakikaya, son saniyeye kadar yeme içmeye devam eder. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür Bu saatte ederim, burada olduğunuz ol. için, canlı yayına geldiğiniz için. Bunu konuşalım bitti. Önümüzdeki hafta aynı saatte biz yine buradayız. Hoşçakalın.